Lozan bizim için çok kıymetlidir. Türkiye'nin tapu senedi olduğunu Atatürk'te, İnönü'de, Sayın Kılıçdaroğlu'da, bizim önceki genel başkanlarımız da, üstelik Sayın Erdoğan da söyledi. Bak en son Erdoğan'ın bunu soracağınızı bildiğim için yanıma bir tek bunu getirdim. Lozan Barış Anlaşması'nın 93. yıl dönümü Cumhurbaşkanımızın mesajı. Ne zaman? 24 Temmuz 2016. Yani 3 ay önce, 2 ay önce. Ben bunun altına imza atıyorum. Sayın Erdoğan'ın bu beyanatının altına imza atıyorum. Ama dünkü, evvelsi günkü beyanatını şiddetle reddediyorum. Tarihi bir olaya yönelik bir eleştiri diyor bu hükümet konuda ve eleştiri yapılmaz diye bir şey yok. Ama Lozan'ı eleştirmeyecek bir kişi varsa o da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. İlber Ortaylı bu konuda çok güzel bir şey söyledi. Yani Lozan bir savaş meydanı değildi, anlaşma masasıydı dedi. Lozan'dan önce de yapılmış, bir kabul edilmiş, dayatılmış bir Sevr Anlaşması var orta yerde. Ve Sevr Anlaşması'nda bize bırakılan toprakların yüz ölçümüyle Lozan'ı mukayese ettiğimizde Lozan'ı bir kayıp görmek, toprak kaybı olarak görmek gaflettir. Tam bir gaflettir, tam bir aymazlıktır. Lozan'la keşke şöyle olsaydı demiyor muyuz? Herkes demiyor mu? Denebilir. Ama bu o günün şartlarında yapılabilecek, bana göre yapılabilecek en makul, Türkiye'nin çıkarlarına, milletimizin, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin kemiklerini sızlatmayacak en makul süreç ve sonuçtur. Buna böyle bakmak lazım. Lozan değil dert. Bakın Lozan dert değil. Lozan dert değil. Lozan dert değil. Ben hep söylüyorum. Son sözlerimi lütfen tamamlamama müsaade edin. Buyurun. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerin, kıymetli seçmenlerin %70-80'inin Cumhuriyet'le, Atatürk'le, laiklikle bir sorunu yok. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularının, üst düzey yöneticilerinde hemen hemen tamamının Cumhuriyet'le, Atatürk'le, laiklikle sorunu var. Olay bundan kaynaklanıyor. Ama içselleştirmeliler. Bu Cumhuriyet onları buralara taşıdı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı oturduğu koltuğu bugün eleştirdiği, 3 ay önce övgüler düzdüğü, Lozan'a borçlu olduğunu unutmasın. Son söz, makamı ve mevkisi ne olursa olsun. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun. Hiç kimsenin bu güzel ülkenin, bu güzel insanlarını kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye hakkı yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nı sağduyuya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen 14 Temmuz ayarlarından tekrar 16 Temmuz ayarlarına geri dönün. Son sözüm bu olsun. Yeni kapı ruhu devam edecek mi? Sayın Cumhurbaşkanı 14 Temmuz ayarlarına döndüğü müddetçe yeni kapı ruhuna El Fatiha diyebiliriz.